beni kırılıyor. Ve heş havalat amhalemi meriliyor. Her bir şey, her nefes, her nefes devru devlameye. Valat çamları bende var emeye. Her nefes, her nefes var. Medani cihan dayarek havalat. Kesin bu cihan yandı hazı kabat. Medani cihan dili meşbuna bir çıktı yesin. Bağların gibi unumarın emmesin. Devru devlameye. Valat çamları bende var emeye. Arkadaşlar, değerli dostlar, değerli büyüklerimiz, sözlerime başlamadan önce Özgürlük Yürüyüşü heyeti adına hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. İyi ki bir aradayız. Evet, Özgürlük Yürüyüşü heyeti yollara düştü. Bizler neden yollara düştük? Sizlerle bunu paylaşmak istiyoruz. Bir amacımız var. Bu ülkede eşitlik, adalet, özgürlük bir problem haline geldi. Yurdun her tarafı baskıyla, zulümle, sömürüyle yönetilmek isteniyor. İşte biz yola düşenler bir kez daha bu kadim topraklarda her türlü zulüm imparatorluğu karşısında diz çökmemiş Kürdistan'da bir kez daha özgürlüğü, direnişi haykırmak için, toplumsallaştırmak için sizlerle bir aradayız. Bir amacımız var değerli arkadaşlar, değerli dostlar, değerli büyüklerimiz, değerli Malazgirt halkı. Kürt sorunun demokratik çözümü. Bu sorun çözülmediği sürece hepimiz bilmekteyiz ki yoksulluk, açlık, sefalet, sürgün, zindan, ölüm bu topraklarda kol gezecek. Bizler sadece Kürdistanlı olduğumuz için değil, özgürlük tutkusuna sahip olduğumuz için bu ülkede her türlü eşitlik, adalet ve özgürlük değerini savunduğumuz için yollara düştük. Bakın, yarın depremin birinci yıl dönümü. Deprem hakikati bize bir şeyi gösterdi. Vatan, millet, Sakarya diyenler depremin altında o göçüklerde kendileri kaldı. Kürt annesini görmesin politikasını Kürt'e dayatanlar, bu coğrafyaya dayatanlar o enkazların altında kaldı. Milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi deprem sonrası. On binlerce insan hayatını kaybetti ama birileri hala vatan, millet, Sakarya, bayrak diyor. Biz biliyoruz, siz bayrak dedikçe o bayrağın altında hırsızlığınızı, talan siyasetinizi gizliyorsunuz.
Siz hırsızlığınız duyulmasın diye ezanlar susmaz diyorsunuz. Malazgirt'ten bir kez daha sesleniyoruz. Bu coğrafyanın değerlerine en büyük düşmanlığı yapan sizlersiniz. Bizler değil. Bir kez daha. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Hem heyetimiz adına hem de Malazgirt halkı adına bütün yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Bu enkazı ancak halkın örgütlü gücü temizler. Bu enkazı saraylarda oturanlar değil, bu enkazı sırça köşklerde oturanlar değil, yoksullar, emekçiler temizler. Onların birliği, onların beraberliği, onların örgütlü gücü temizler. Değerli arkadaşlar, sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Kürt sorunun demokratik çözümü söz konusu olduğunda vazgeçemeyeceğimiz bir gerçek var. Bir hakikat var. Kürt halkı 10 yıllardır Sayın Abdullah Öcalan'ı lideri olarak görmektedir. Kürt sorununun demokratik çözümünde temel muhatap olarak göstermektedir. Sayın Öcalan gerçekliği iki hakikate işaret eder. Bir, tam da bu yürüyüşte olduğu gibi bizler hakikatin yolcularıyız. Hakikatin dostlarıyız, yoldaşlarıyız. Kürt halkı ve Sayın Öcalan'ın duygu birliğine, düşünce birliğine, onun birlikteliği arasına mesafe koyan her türlü tecrit, mutlak iletişimsizlik politikasının karşısında ısrarla duracağız. Hatırlayalım, yıllar öncesinde milyonlarca insan dilekçe vererek Sayın Öcalan önderimdir, liderimdir dedir. Bu devleti yönetenler de 2013-15 yıllarında bu hakikati kabul etti. Defaatle söylüyoruz. Diyoruz ki biz yeni bir şeyi dillendirmiyoruz. Biz hakikatin ne olduğunu gösteriyoruz. O yüzden bu yol hakikat yoludur. Kutlu olsun Evanlı, kutlu olsun. Biz bir kez daha söylüyorum. Yollara düştük. O yolun sonu Kürt halkının özgürlüğüne kavuşmasıdır. O yolun sonu İmralı'da tecrit politikalarının lağvedilmesidir. Sayın Öcalan Kürt halkının lideridir. Kürt sorununun demokratik çözümü için her türlü fikri olan, yol yöntem gösteren ve bu konuda yoğunlaşması olan, kendi tabiriyle bir haftada çözebilecek kadar bu toprakların değerlerini bilen, çözümün yolunu bilen ve buna liderlik yapacak bir insandır. Bir kez daha bu yolu İmralı işkence sisteminin lağvedilmesi için ısrarla yürüyeceğiz. Ve son sözümüz, zafer, zafer, zafer özgürlüğü için yola düşenlerindir. Zafer, zafer, zafer özgürlüğü için yola düşen Kürt halkınındır. Serkeftin Evanlı, Serkeftin, Serkeftin, Serkeftin. Serkeftin.